Roma İmparatorluğu döneminde yapılan ve dünyanın sıfır noktası kabul edilen Milyon Taşı ve çevresindeki arkeolojik kazılar sırasında Osmanlı ve Bizans dönemine ait kalıntılar bulundu. Aslında şu an çok önemli bir noktadayız. Yani geçmişte dünya içinde en önemli noktalardan birindeyiz. Milyon Taşı 4. yüzyıla tarihlenen bir yapı. Şu an biz ufak bir bölümünü görüyoruz aslında ama 4 ayaktan oluşan kubbeli bir yapı olduğunu biliyoruz kaynaklardan. Bu yapının yapılış amacı bütün yolları, bütün Avrupa'ya uzanan diğer yolları bu yapı merkez alınarak yapılıyor bundan sonrasında. Burası çünkü o zaman çok önemli bir noktası zaten şehrin. Ayasofya burada, inanç merkezi, hipodrom burada, saray burada. Dolayısıyla o dönemin İstanbul'un zaten en merkezi noktası burası. Bütün Avrupa'ya uzanan yollar da Milyon Taşı'ndan başlayarak yapılıyorlar. Ve dolayısıyla bütün ölçümler de buna göre yapılıyor sonrasında. Dünyadaki bütün şehirler kendi mesafeleri buradan ölçülmeye başlanıyor. O yüzden dünyanın sıfır noktası olarak da kabul edilen bir alan. Osmanlı katmanı da var, Bizans katmanı da var. Milyon Taşı'nın kendisi de daha geçmişe tarihlenen bir katman. Yani burada yapılan kazı çalışması aslında bütün bunların bir aradalığını da açığa çıkartmış oluyor böylelikle. Biz şimdi bütün çevresiyle birlikte 2019 yılından bu yana kazı çalışmalarını devam ettiriyoruz bu alanda arkeoloji müzeleri denetiminde. Burada kazdıkça tabii biz de bazı yapı kalıntıları bulmaya devam ediyoruz. Yerin altında özellikle Milyon Taşı'nın çevresinde yapısal bir Bizans katmanı bulduk şu anda ve etrafını açmaya devam ediyoruz. Burada bazı Osmanlı katmanları da bir arada tabii. Bunların hangisinin korunacağı, hangisinin ne yönde devam edeceği, kazı kendini şekillendiriyor bir şekilde ve bütün çalışmalar devam ediyor. Bu yaptığımız arkeolojik kazı çalışmalarını aslında açık olarak yapıyoruz topluma ki buradan gelen ziyaretçiler, buraya gelen dünyanın dört bir tarafından turist bu alana geliyor ve Milyon Taşı da dikkat çekici bir nokta aslında. O yüzden bütün bu arkeolojik çalışmaları göz önünde yapıyoruz. İnsanlar bunu da ziyaret edebilsin, bunu da İstanbul ziyaretlerinin bir parçası yapabilsinler diye. Şimdi Bizans katmanının duvarları çıktıkça burada nasıl bir yapı olduğunu yapısal öğelerinden de sonrasında anlayabileceğiz. Ama Osmanlı döneminde burada bir mahalle olduğunu biliyoruz aslında. Hatta Yerebatan Sarnıcı'nın üzeri de ciddi bir Osmanlı mahallesi döneminde. Fakat sonrasında işte bazı seyreltilme çalışmaları yapılarak yıkılıyor o mahalleler. Yıkıldıktan sonra kazdıkça tabii altından geçmiş dönemin katmanları çıkıyor. Burada biz o su yollarının, su terazisine gelen yapı duvarlarının da kalıntılarını buluyoruz. Osmanlı mahallesinin bahçelerinin evlerinin bahçelerindeki kuyu bileziklerini, kuyuları da buluyoruz. Burada çünkü dediğim gibi yani o mahallelerde 15. yüzyıla yani İstanbul'un fethinden sonra 15. yüzyıla tarihlenen bir yapı olduğunu söyleyebiliriz mahallelerinde. Yani Osmanlı katmanı 15. yüzyıl ve sonrasına tarihlenebiliyor. Yani biz duvar örgüsünden, harcın niteliğinden Osmanlı mı, Bizans mı olduğunu okuyup o şekilde ilerliyoruz zaten. Mesela Milyon Taşı'na yakınında bulunan şu tuğla duvarlar Bizans örgüsü olduğunu düşündüğümüz katmanlar yani öyleler. Biz bunların tabii hepsinin detaylı analitik rolü ve çalışmalarını yapıyoruz. Duvarlar çıktıkça bunların çizimleri de bir yandan hazırlanıyor ki elimizdeki bulguların nasıl bir plan tipolojisine sahip olduğunu başka kaynaklarla da kıyaslayarak anlayabilelim diye. Burada aşağıda Milyon Taşı kotunda özellikle Bizans katmanı da bulmaya devam ediyoruz kazı çalışmasında. Burada da yani bir sene içerisinde görünür kılmak isteriz ama tabii alandan çıkacak buluntular da bizi yönlendirecektir sonrası için.